Evet, herkese merhaba. Uzun bir zamandır video çekmiyorduk. Yeni bir ofise taşındık Suadiye'de. Burada da hem ofisi size tanıtmak amacıyla hem de neler yapıyoruz, önümüzdeki dönem neler yapacağız, onlardan bahsetmek için Cem'le bir video çekmek istedik. Cem şu an kamera arkasında. Buradayım. Bu süreçte birçok şey oldu. Ben evlendim. Cem evlendi. Şöyle göstereyim evet, abi. Evet, yüzüklerde artık parmaklarda yüzükler var. Büyüdük. Büyüdük. Bayağı bir zaman geçti bu arada. Hani bir yıldan fazla oldu video yüklemeyeli. Bilgi veren videolar çekiyordum ama bundan sonra vlog çekmeye karar verdik. Bunu neden vlog çekmeye karar verdik? Bunu ilerleyen dakikalarda anlatacağım. Şöyle önden başlayalım. İsterseniz ofisimizi bir gezelim. Evet, tamam. Suadiye'de nasıl bir ofisteyiz? Burası ofisimizin girişi. Sağda kapımız var. Kapımız var. Alarmımız var. Alarmımızda bir sıkıntı var. Sürekli ötüyor burada hareket ettiğimde. Onu çözeceğiz. Çözemedik henüz. Hani algıladığında ötüyor alarmımız. Burada bir kitaplığımız var. Burada böyle bir ekipman bölümümüz var. Ekipman duvarı. Gördüğünüz gibi. Böyle biraz dağınık bir durumda ama genelde sürekli işe gidip gelinildiği için bir şey koyuluyor, diğeri alınıyor. Böyle ekipmanlarımızın bir kısmı burada duruyor hali hazırda. Burası genel arkadaşlarımızın ortak çalışma alanı diyelim. Ofisi tutarken bu yazıcı içeride vardı mesela. Evet evet, ev sahibimiz bu yazıcıyı bize bıraktı. Fakat kendisi bayağı eski bir yazıcı olduğu için uzmanı çağırıp yazıcıyı yaptırmamız lazım. Bizim işlerde lazım oluyor. Gerek PPM toplantıları çıktılar, senaryolar vesaire, planlar, programlar, bu tür işlerde çok yazıcı ihtiyacımız oluyor. Burada balkonumuz var. Böyle şirin bir balkonumuz var, onu da gösterelim. En güzel yer. Bakın şöyle, çiçek taksi temalı duvarlarımız. Sessiz, sakin, sokağımız çok güzel bu arada. Ve daha nezik bir ortam oldu bizim için. Daha önce Karaköy'deydik. Burası biraz evet, daha sessiz, sakin çalışabileceğimiz bir ortama dönüştü. Kesinlikle. Arkadaşlarımızla. Kozi bir kurgu odamız var. Şöyle dönüyoruz ve... Keyifli bir çalışma ortamı yakalamaya çalıştık. Bu tarafta işte bizim color monitörlerimiz ve sunum yapacağımız televizyon vesaire. Böyle bir kurgu masamız var. Kurgularımızı genelde burada yapıyoruz. Bu da bizim son çektiğimiz müzik videomuzun kurgusundan bir parça. Tabii ki yayına girdi. YouTube'da Can Koç Kendine Ayır Beni klibi bulup izleyebilirsiniz. Buradan devam edecek olursak. Burada böyle bir minik mutfağımız var. Hızlıca göstereyim buranın. Kahve makinemiz falan var ama bakın, Türk kahvesi makinesi falan var. Bayağı havalı yani. Burası da böyle toplantı odası ve ilgili şöyle privacy görüşmeleri yapacağımız alan. Makam odası style'a. Yani bu kısım biraz daha devlet dairesi kıvamında. Eşyalı kiraladık burayı. Evet. Mobilyalar hazırdı. O yüzden o devlet dairesi estetiğini kırmak için bu tür işte tablolarımız vesaire var. Severiz Ayvazovski tablomuz. Tabii. Vazgeçilmez referanslardan. Hemen dönüyoruz. Köşede bir Dante cehennemi olması gerek değil evet, mi? Dante cehennem tablosu. Böyle tatlı bir ortam. Evet. Tanıyanlar biliyorlar. Run and Gun yani RNG film bizim şirketimiz. Burası da şirketimizin ofisi aslında. Hani bir YouTube kanalımızın ofisi değil. Bundan sonraki süreçte size bu şirketimizle yaptığımız işleri vlog olarak aktaracağız aslında. Yapım aşamasında fikirden o export alınan süreye kadar geçen zamanda neler ortaya konuluyor, neler yapılıyor. Tabii ki bazı markalardan bu çekimlerin izni alamayabiliriz ama kendi yaptığımız ufak tefek işlerde bile olsa size bunlar nasıl yapılıyor aktarmaya çalışacağız bundan sonraki süreçte. Vlog videolarına çevirme isteğim şundan kaynaklanıyor. Benim iki tane projem var. Biri kısa, biri uzun olmak üzere iki tane film projem var. Bunları hayata geçirmek istiyorum. Bunların ikisi de Kültür Bakanlığı'ndan destek alan projeler. Enkidu'nun Kayıp Kitabı isimli bir uzun metraj film projem var. Senaryo yazım desteğimi almıştım. 2018'de 4 yıl oldu. 5. yıla gireceğiz. Senaryosunu yazdık tabii fakat yatıyor proje. Finansını sağlayamadığımız için ve yapımıyla ilgili daha fazla zaman harcayamadığımız için proje duruyor.
Ama bu uzun metrajı çekmek için öncesinde bir kısa film çekmek istedim ve Meşe Ağacı ile Deniz Kızı isimli kısa film projemle bakanlığa başvurdum geçtiğimiz yıl ve kısa film yapım desteği aldık. Fakat o kısa filmi çekmek de çok zor. Yine finansını sağlama açısından sıkıntılar yaşadık. O da şu an beklemede. Fakat bu süreçte işte bu projeler nasıl gelişiyor, nereye varacak ileride? Muhtemelen bu iki projeyi de çekeceğim ama bu 3 yıl sonra mı olur, 5 yıl sonra mı olur bilmiyorum. Bu haftalık çekeceğim vlog videolarla da hem kendimi motive etmek hem de bu filmleri gerçek bir zemine yatırmak istiyorum. Yani hakikaten çekebilmek istiyorum. Aslında onun için biraz da. Biraz motive olayım. Hem size ne yaptığımızı aktaralım, bu projelerin evrelerini, aşamalarını görün. Biraz da bunun için yapıyoruz aslında. Peki güncel olarak şu an ne yapıyoruz? Az önce bahsettiğim gibi Can Koç'un Kendin Ayır Beni Altı parçasına bir klip çektik. O da şu an yayınlanıyor. Gayet güzel geri dönüşler oldu. Başarılı da bir iş oldu. Kendi açımdan da yapmak istediğim estetikte bir iş ortaya koyduğumu düşünüyorum. Bununla birlikte başka klip işleri de geliyor. Ve bundan sonraki videolarda da zaten bu kamera arkasında aslında biraz daha muhabbetini işin aktaracağız size. Hani nasıl çekilirden ziyade daha tekniğine çok fazla kapılmadan. Oradaki setin arkasında bunu yapan insanlar. O hayatı göstermek. Aynen, set hayatı. Ne tür zorluklar yaşıyoruz bunları göstermek. Daha çok teknik meseleler değil de işte ne lens taktım, ne yaptım, bunları ne çektiğimden ziyade. Aynen öyle. Abi mesela sete gidersin, yağmur yağar. Set o gün hiçbir şekilde öyle bir şey görünmüyordur. Ya da en son sette Can Koç, şehir dışındayız. Ulaşım çok zor. Çağ'ın ellerinden öper diyoruz. Her şeyi düşünmesi lazım orada. Ondan sonra ufacık bir şeyde bir problem oluyor. Atıyorum orada gittiğimiz yerde yemek geliyor. Anlaştığımız gibi bir menü çıkmıyor. Bu bir problem. Evet. Yani aslında en önemli problemlerden biri de o. Hani düzgün yemek yiyememek ve hani o bütün çünkü performansı etkiliyor. Hem oyuncunun hem bizim çalışanların tabii ki performansını etkileyen bir şey. Yani bu tür bir sürü sıkıntı çıkıyor aslında ve bunları nasıl aşıyoruz? İşte bu set adabı ve set hayatı nasıl işliyor? Aslında biraz daha bunları aktarmaya çalışacağız. Aynı zamanda tabii ki sadece set değil, kendi hayatımızdan da neler yapıyoruz, neler nasıl gelişiyor? Bu ofiste hayat nasıl işliyor? Biraz bunları aktaracağımız videolar olacak aslında. Bundan sonraki vlog videoları. Evet, o zaman önümüzdeki hafta ve ondan sonraki haftalar diğer vlog videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.